Ah çok sıcak. Ah çok sıcak. Yanıyoruz, yanıyoruz. Aşkım. Seni bıraktım. Kavrulmuş fıstığını nasıl bırakırsın? Vallahi bıraktım. Ben çifte kavrulmuş oldum çünkü. Sen daha mı iyisin? Dur o zaman ben seni yakalayayım. Dalyan merkeze geldik. Azizler'de kral mezarlarını göreceğiz. Ama görmeden önce bir yerde oturup serinlememiz lazım. Bence kral mezarlarının karşısında oturmalıyız. Varsa öyle bir yer. Bakalım haritadan. Vallahi sıcaktan midem bulandı. Sırılsıklam oldum ya. Ben de. Oo, manzara şahane. Bence biz şuraya çekelim. Wow. Dur bakayım, orada gölge varsa oraya çekelim, yoksa buraya çekelim. Varmış, gel. Geldim. Adamın yerine bak ya. Vallahi ya. Çok güzel bir yere geldik. Adamın yerine güzel dedik ama burası belediyenin yeriymiş. Hep belediyenin yerleri çok güzel oluyor. Yine memnun kaldığımız bir yer. Tam manzaranın göbeğindeyiz zaten. O kadar güzel görünüyor ki kameradan uzak görünüyor biraz ama sen onu zoomlarsın. Şey zoomlarım yapayım. Zoomlarım. Zaten biraz sonra drone da uçuracağım, izin aldık. Çok güzel bir yer. Daha iyi bir yer olamazdı kaya mezarları için. Kaya mezarlarına bayıldık bayıldık. Çok güzel değil mi? Gözlememiz de geldi. Atıştırmalık bir tane gözleme söyledik. Yanına da iki çay. Mis mis. Ben direkt girişiyorum. Su. Ellerin yanacak. Bir şey olmaz ya. Malzemesi de bayağı bol. Bu mezarlarda yatan krallar da acaba bu keyfi yapıyor muydu zamanında? Buraya gelip gazlama yemen mi? Sanmıyorum. Şehir merkezine girmeden, Fethiye'ye yani girmeden küçük bir mola verdik yine. Kalacağımız otele 12 kilometre kaldı. Baba Dağ silüeti görünüyor. Çok güzel. Oh çok sıcak. 44 derece. 44 derece. Az önce bana açtığın su savaşının orada bittiğini sanma. Ben bitti demeden bitmez kuşum. Ben bitti demeden bitmez. Birazdan otelde seni soğutma havuzunda bekleteceğim. Kabul. Kıyafetlerimle atacağım. 44 derecede suyla alakalı her şey kabul. Resmen fön makinesi üflüyor şu anda önden bize doğru. Yani motorun ısısı falan hikaye. O değil de ben hala merak ediyorum. İran'da ne yapmışız biz ya? Ne kadar kabullendiysek. Yani yapacak bir şey yoktu. Kabullenmiştik. Bir de İran'da klimasız ortam yok. Evet, girdiğin her yer, durduğun her yerde klima vardı. O yüzden şeydi yani. Kendimizi çabuk soğutabiliyorduk. Türkiye'nin bu normali olmadığı için, bu sıcaklar kısa bir süre gelip gittiği için. Bence buranın normalidir aşkım. Yani normal, bu mevsim için normali de. İran'da çok uzun süre sıcaklar kalıyor. O yüzden orada şey yapmışlar, ciddi önlemler almışlar. Bir de o kadar çok kırmızı ışık var ki durunca asıl yanıyoruz.
Evet ya. Neyse, olumsuzlukları bir kenara bırak. Havuz bizi bekliyor. Serinleme havuzu nasıl bir şey acaba, merak ediyorum. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Çok büyük beklentiyle gidiyorum şu anda. İçinde buz küpleri var mı? Umarım vardır. Motosikletlerle direkt havuza atlayabiliyor muyuz? Deneriz şansımızı. Şehrin biraz üstüne geldik. Şehirde olmaktan iyidir bence. Şehirler çok sıcak. Buradan mı? Galiba buradan. Mıcır. Değil ya. Neydi? Mıcır geçişi sadece. Zeytin bahçeleri çok mutlu ediyor beni. Ben de çok seviyorum. Aha geldik. Umarım girişi burasıdır. Geldiniz diyorsun. Bence yanlış geldik. Yok, şurası mı? Neresi? Ha, oraya benziyor. Evet, burası bence. Geçmişiz. Via Hausus değilmiş. Ben sana dedim adı öyle değildi. Merhaba. Aa, tam zeytin bahçelerinden varken buraya geldim. Evet. Merhaba. Hoş bulduk. Hoppa. Nereye girsem, oraya mı girsem? Dur şimdi, yanaştırırız, orada dur. Hoppa. Hoş bulduk. Çok iyi. Sıcak. Tamam, tuttum. Şurada taşlar var ya. Elif. Merhaba. Senin, ben halledeyim. Bir fobi oluştu mu ufak, böyle bir şeyden sonra? Diştikten sonra mı ya, alışmadı. Biraz offroad'da var da hafif. Merhaba. Ben su bende, çok memnun oldum. Hemen odamıza yerleştik. Böyle bir köşe yapmışlar. Çok güzel tasarlamışlar bence. Harika olmuş. Ben, bakın Berkay'ı göstereceğim size şimdi. Serinleme havuzuna mı girdin? Bir tık soğuk mu? Yok, çok güzel. Ay, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Dinleyin. Teşekkürler. Oh, hala. Tamam. Derinmiş ya. Düşme kayma. Çok güzel. Oh, ben de giriyorum. İşte havuz bu ya, bu kadar yetiyor. Olsun yeter. Hop. Oo, bayağı serinletici bir havuz. Evet. Birkaç buz küp olsa iyi olurum. Olsun, bu bile yetti. Yetti, yetti. Şaka yapıyorum. Beklentimiz önündeydi ya. Şu ördeği ver bakayım. Ben bir kere bu ördekle kaçırdım, biliyorsun. Biliyorum, evet. Kaçırabilirsin. Ördek değil bu ayrıca, flamingo. İşte neyse. Ördek gil. Ay çok iyi ya. Ay. Seni de çekelim ya. Evet. Ben akşama kadar burada durabilirim. Durabilirsin. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bizim evin önüne ne zaman yaptırıyoruz seninle havuzu? Hemen yaptıralım ya bundan. Basitmiş. Güzel fikir bence. Bizim ev bu kadar zaten. Bizim evimiz mi var? Çadır işte, fermuarlı. Fermuarlı. Aynen, çadırımız bu kadar. Aa, bu şişme havuz. Değil. Hayır, biz yapabiliriz. Mantıklı. Çadır şişme havuz. Onu düşünelim. Suyu nereden bulacağız? Denizden doldururuz. Taşırız tabii bu kadar suyu sırtımızda. Taşıma ama, denizin kenarına kırarız. Denize gir o zaman, ne anlamı kaldı? Bütün her şeyi çürütüyorum bak, tek tek. Motorlarımızı boşalttık. Şehre gezmeye gidiyoruz. Bir de çantasız gezelim dedik, böyle rahat rahat. Bakalım nasıl olacak. İlk defa çantasız geziyoruz diyebiliriz.
Hava da çok sıcak. Bir de denize de gireceğiz bugün. Hazır mısın? Hazır olmak üzereymiş. Gidiyoruz. Yine geldiğimiz köy yollarından aşağı doğru gidiyoruz. Şehir merkezine yani. Pardon. Geçebilir miyim? Yollarda kimse yok. Hiç kimse. Üstümüze egzoz üflüyor gibi resmen. Bomboş her yer. 45 derece. Yanıyor, sele yanıyor. Bir çılgınlık yapıp hamama geldik. Hamama değil aslında, masaja geldik. Bu sıcakta. Ama masaj salonu şeydi, serindi, güzeldi. Masaj sunum bana yıl dönümü hediyesi. İkinci yılımızı doldurduk. Böyle kutladık. Teşekkür ederim buradan da bir kez daha. Senin sesin gelmiyor. Rica ediyor suda. Şimdi Fethiye Yarımadası'na doğru gidiyoruz. Biraz denize gireceğiz. Serinleyeceğiz. Hem de oraları göreceğiz. Buradan gidiş var mı acaba? Var gibi. Hadi bakalım. Buranın yarısına geldik bile. Deniz mükemmel. Mükemmel temizlikte. Fethiye'nin en güzel koyları buradaymış. Fethiye'nin toplamında da 24 tane miydi su? 24 tane muazzam güzellikte koy varmış. Tabii biz birkaç tanesini böyle üstünden göreceğiz. Ve Fethiye'nin en pahalı beachleri, sahilleri, işletmeleri diyeyim daha doğru olacak. Onlar da bu yarımada üzerindeymiş. Yukarı taraflar komple orman. Sahil yolundan denize paralel bir şekilde yarımadayı dönüyoruz. Oteller de var, kampingler de var gördük gelirken. Hemen limandan sonra başladılar zaten. Bir tane plaj bulduk. Giriş ücreti 15 lira. Galiba Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu için bu kadar ucuz. Şimdi yüzeceğiz, yoksa ben hamale geçireceğim sıcaktan. Ha? Büyük Çamlı. Büyük Çamlı plajı. Bu da tam adanın ortasında bir yere denk geliyor. Deniz de temiz görünüyor yukarıdan baktığımızda. Aslında biraz gerisinde ücretsiz bir şekilde girilecek alanlar da var ama bayağı bir dik yamaçtan inmen gerekiyor. Muhtemelen oralar daha temizdir. Eğer üşenmezseniz oradan girin. Biz üşendik ya. Oradan dik yamaçtan inmek istemedik. Şimdi denize doğru yürüyoruz. Yanıyoruz, yanıyoruz. Hadi serinlemeye, Joss. Joss. Bak kabinler falan da var. İmkanlar güzelmiş burada. Büyük Çamlı değil, Büyük Samanlı plajıymış burası. Yüzdük, serinledik. Yola devam ediyoruz. Özellikle hafta içi böyle 1-2 saat vakit geçirmek için bence çok uygun bir plaj. Şu karşıdaki de Yarımada'nın Yarımadası. Salladım bu arada, ada da olabilir. Bakalım ada mıymış? Hayır, Yarımada'nın Yarımadası'ymış. Of, bayağı da kalabalıkmış. Bunlar özel plajlar. Şey değil. Belediyenin yeri değil. Ama sahil çok güzel. Bembeyaz kumu var. Yolda sıcakladıkça denize giriyoruz, serinliyoruz ve yola devam ediyoruz. Yine çok güzel bir koy bulduk. Az önce gösterdiğimiz koy işte. Dedik bir duralım, serinleyelim, bir kez daha devam edelim. Şimdi serinledik, yeniden yola devam. Bu gerçek mi ya? Yok artık. Çıkıyoruz yukarı doğru. Sanırım bu yol kaya kaya çıkıyor ama biz gemiler plajı, gemiler koyuna doğru gidiyoruz önce. Ardından kaya kaya gideceğiz. Bilmiyorum, yolda kararı da değiştirebiliriz tabii ki.
öyle bir off gün oldu bizim için. Etrafı dolaşıyoruz. Havada bir tık serinledi. Saat 6'ya geliyor. İyi oldu. Bak, yol kenarında böyle su bidonları var. Olası bir yangın anında hemen müdahale edebilmek için. Bir de karşısı Kayaköy. Çok hızlı geldik ya Kayaköy'e. Kayaköy için herhalde sola dönmek gerekecek. Biz koy için sağa döneceğiz diye tahmin ediyorum. Muhtemelen bu su bidonları önlemini de halk almış diye tahmin ediyoruz. Bak, her yerdeler. Kayaköy'e giriş yaptık. Çok otantik bir ortam. Aynı zamanda esrarengiz duruyor. Sanki terk edilmiş gibi ama sıcaktan tabii ki. Yoksa çok turistik bir yer. Kayaköy'den bahsetmiyorum. Şu andaki yerleşimli köyden bahsediyorum. Manzara göründü. Çok güzelsin be. Altın ülkemiz, altın. Her yeri altın gibi. Vay be, şu manzaraya bak. Yok, kaçırmadık, gidiyoruz. Yolda da otostopçu arkadaşlar gördük. Sırt çantalı yani. Onların eşyalarını aldık biraz. Şu an 10 litre suyumuz var. 2 tane de kocaman poşetimiz var elimizde. Sırt çantaları vardı. Onları da almak isterdik ama tutacak elimiz kalmadı. Ben tek elle kullanıyorum. Tek elim şişeyi tutuyor bak. Koyun girişine bırakacağız. Şu tam şuraya. Sanırım. Haritada gösterdiler bize. Bayağı da yürüme yolları varmış ama. Koymalıyız bence. Ama çöpe atmasınlar görüp de insanlar. Yarım saat önce gelir onlar buraya. Oraya koyma, yola koy bari. Şuraya yol, arabanın oraya. Çok sıkıntı. Gidip ben alayım onu. Al sen şu telefonunu. Gidelim alalım birini. Çantayı da alalım. Biri de yürüsün. Çok zor yani bu sıcakta yürümek gerçekten. Bir kişi de almıyor. Kaç tane araba geçiyor. Yanmadın değil mi? Yok yok, iyi. Tamam. Adın neydi? Recep benim ismim. Berkay ben de, memnun oldum. Memnun oldum. Görüşürüz. Çok biz YouTuber'ız. Aa ben bunu, gerçekten. Çok izliyorum bu arada. Çok denk geldi. Öyle mi? Evet evet. Hiç farkında değilim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Rica ederiz. Görüşürüz. İyi tatiller. Size de. Poşetlerimiz şurada. İçinde. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Hadi bakalım, gemilere devam. Gemiler mi? Gemile mi? Rey bak düşmüş. Bence rey yerliler koymuş. Gemilere geldik. Hoş geldik. Gemiler koyuna geldik. Benim saçıma başıma ne olmuş şimdi? En şey kapatalım şöyle. Güzel bir koy. Ama hepsi gibi şey. Böyle müthiş berrak değil koylar. Herhalde tuzdan dolayı. Ya bırak ya. Datça'dan gelen adam böyle konuşur. Çok temiz arkadaşlar. Siz Berkay'a bakmayın. Biz zirveyi gördük, o yüzden öyle söylüyor. Manzara şahane ama. Motosiklet için konuşuyorum. Fix bütün plajlara giriş 30 TL gibi görünüyor. Çünkü hangisine gittiysek 30 TL talep ettiler. Burada da yine muhtemelen belediyenin olmasa bile özelin ama makul fiyat 30 TL. Ucuz hatta. Gemili koyu. Ya ben daha görüp görmez anladım. Görüp görmez de ne demekse. Görür görmez. Görür görmez. Gelmeye değer bir koy değilmiş. Aynen, yukarıdan manzarası çok güzel. Ama aşağı denize inince
plastik çok şey yani. Denizin içerisinde plastik ve çöp fazlaydı. O yüzden. O bizim yüzdüğümüz yarımada çok güzeldi. Aynen. Hem de daha yakın yani direkt oraya. Şimdi Kayaköy. Kayaköy'e gidiyoruz. Şu ağaçların arasındaki yol var ya. O yoldan gidip soğuk su diye bir yere çıkacağız. Göze varmış, havuzu varmış. Buranın yerlisinden bir amcadan öğrendik galiba buradan, değil mi Su? Evet. Dağa çıkacağız önce, sonra dağdan sahile kadar ineceğiz. Bakalım nasıl bir yer. Arabayla olsa ben gitmem dedi ama siz motorla çok rahat gidersiniz dedi. Değer mi diye sorduğumuzda. Evet, buradan. Yolu da yapmışlar işte. Buraya kadar. Hadi bakalım, girdik bir yola. Nasıl bir yere geldik ya? Burayı bilen sadece o amca değilmiş demek. Şurası da Kayaköy işte. Wow, manzara şahane ama daha yolumuz var. Bu arada yol biraz daha yumuşak hale dönüştü. Ama sıkıntı yok. İyi ki CRF'leyiz. Bayağı gideceğiz. Şuraları falan gideceğiz. Yanlış hatırlamıyorsak burası Likya yoluna bağlı. Buradan yürümüş olma ihtimalimiz çok yüksek. Vakti zamanında bayağı bir yürümüştük Likya yolunda. Emin değiliz ama çok benzettik. Gelmiş olma ihtimalimiz var ama tam hatırlamıyoruz net bir şekilde. Aa, çok ilginç. Şurası, şunun arkası Kayaköy. Hatta bak yukarıda kaya mezarı var bir tane daha galiba. Tam tepede bak. Burada da yine bunk var. Bunkları da şeyde, Bosna'daydı değil mi Su? Bosna'da görmüştük. Nereden acaba? Kafe restoran dedi. Evet, Las Tunas'ın oradan gireceğiz galiba. İn döneyim. Ya da buradan, buraya bir baksana nereye gidiyor. Birazcık yürümeniz gerekiyor dedi ya. Belki burası orası olabilir. Su gitti baktı. Bayağı zorlayıcı olmuş. Bildiğin keçi yolu yani. Likya yolu. Ben de drone'la baktım zaten. Oldukça uzun bir yürüyüş gerektiriyor.
Kafenin içerisinden çok kısa bir geçiş var ama kapalı. Adam bizi almadı içeri. Kocaman da kapalı yazmış. Kendini özel koy kapatmış adam resmen. Neyse, dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. En azından bir macera oldu. Fikir sahibi olduk. Galiba karaya kapatmış. Karadan girişi kapatmış yani. Sadece teknelere alışveriş yapıyor. Teknelere liman olmuş bence. Bence öyle değil. Aşağıdan da kapalı. Bunlar liseye doğru çıkacak orada. Yok ben. Bunlar tekneden gelmiş su. Bariz belli. Hı. Neyse gidiyoruz. Böyle de bir yerde. Şuradaki kumsal da çok güzelmiş, baksana. Aa, çok iyi. Evet. Çok iyi bir yermiş buraya. Tekneye de gelmek lazım. Oradan ayrıldık. Gayalı yollara geldik. Kayaköy'deyiz yeniden. Şu kaya evleri, terk edilmiş evleri de bir görelim. Hayalet şehir ya burası. Evet. Ne güzel bir yermiş ya. Vay be. Çok güzel evler çıkıyor böyle bazen. Çok organik bir yermiş ama burası Kayaköy. Ben çok sevdim. Bayağı samimi. Aha buradan gidecektik galiba. Düz mü? Bak terk edilmiş su. Eski çeşme. 17. yüzyıl. Faydalı bir gün oldu. Artık Fethiye otelimize dönüyoruz. Buradan mı dedik? İlk sağ burası oluyor herhalde. Oturduk, birer tane de çay içtik kafede. Dinlendik. Havayı da serinlettik, gidiyoruz. Vallahi helal olsun. Ne güzel geziyorlar değil mi? Geldiniz. Fethiye manzarası karşınızda. Koca şehir. Güzel şehir. Biz bunları gelirken görmedik. Güneşten görmemişiz. Güneşten. Biz bunları nasıl görmedik ya? İşte onu gösterdim az önce sana. Çok iyi. Bu hep burada mıydı acaba? Baksana oralarda da var.
Vay. Tarih fışkırıyor. Çok güzel. Çok güzel. Ne oldu? Patlamış. Frenimiz gitti. Arka fren mi patladı? Evet. Önde sıkıntı yok.